Mustafa İlhan kimdir? Nedicidir? Ne iş yapar? Ne iş yapar yani? Mustafa İlhan... Başlayamadım. Video yok ama sinirden gülüyorum. Şimdi... Kanka sana çöktük. Vallahi kanka biraz çok olmaya başladı gerçekten de. Aynen, hani sen bir video çekmeye geliyorum dedim. Mayıs'ta bir video çektik. Gittin abi. Sonra gitmedin. Geldin 3 aydır hala buradasın. Yani bu işte bir gariplik var gitme geldi. Ne yapacağız bilemiyorum. Allah razı olsun. Yani bu video projesi evrensel diyoruz. Almanya, Fransa, git Nürburgring'e git diyoruz sana abi. Monza pistine git diyoruz. Sen gelmişsin Kayseri'den. Yani çöktün yani. Çocukluğundan beri böyle otomobillere meraklı ve kendi görmek istediği arabaları hazırlamaya çalışan bir adam. Kayseri'de doğdum. Birçoğu şehre devamlı sürekli bu yaptığım modifikasyon içinden dolayı gittim ama bir iki sene Ankara'da yaşadım. Orada da sıfır araba ithalatı yapıyordum. Süper spor ve ona benzer arabaların ithalatını yapıyordum. Daha sonra tekrar Kayseri'ye gelip modifikasyon yaptığım arabaları bir showroom haline getirip arabaları hazırlayıp arabaları hazırladıktan sonra satma fikri doğdum. Şu anda gördüğümüz garajı bu yüzden yaptım. MM Power 1998'de markayı kurduğumda ilk ismi koyarken ben arkadaşlarımın araçlarını modifiye ediyordum o zaman. Mustafa Motorsport gücü demek aslında tamamen. Ana açıklaması bu. BMW M Power'ın aslında motorsport gücü anlamına geliyor. Ben de kendi ismimi koyarak üstüne MM Power yaptım. 2M'li olmuş oldu. Açılımı bu. Daha sonra 1998'de tabii dediğim gibi bu ilk yaptığım arabalar kendi sevdiğim gibi özel hazırladığım arabalar oluyordu. Bir iş yeri haline getirmemiştim. 2004 yılında MM Power garajı ilk butik garajını açtım. Daha sonra orada küçük bir atölye halinde başladım. Yine o senelerde dünyada bir firmaların bayiliklerini firmamda bulunduruyordum. Konu işte oradan tekrar 2013'e kadar bir büyük iş yerine geçmiştim. Daha tabii kapasitem büyüdü. Şehir dışından araba gönderiyorlardı bana. Modifiye edip tekrar geri gönderiyordum. Sen bu işi alayım, sanayide baş. Tabii. İlk dükkanım, butik olan dükkanım sanayide değildi. 2008'de yeni sanayide, yani olayın kalbinde başladım işte bu işe. Biraz daha hani orada her şey daha hızlı gidiyordu. Sonra o garajı kapattıktan sonra dediğim gibi Ankara'ya yerleştim. Ve 2015'te MM Power'ın yeni vizyonuyla bu showroom'u haline getirdim. Bizim bir tane videomuz var.
MM Power Garage'la ilgili zaten ilk benim buraya geldiğimde günlük kafasıyla da gelmiştim. Ayında gelmiştim buraya. Organizasyon yapmıştık. Bayağı da bir bölümlü bir organizasyon yapmıştık biz. Gri M3 vardı bir tane. İşte bir tane E3350 vardı. Evet. Yeni araçlar da geliyor, yeni araçlar da gidiyor. Burada çok devamlı olarak işte Golf var. Burada devamlı olarak otomobil yapmayla ilgili bir aslında ızdırap söz konusu. Evrensel'e dökmek isteseydim bile, hedeflediğim, hayal ettiğim ne var? Çok ciddi aklımda projeler ve hedeflerim var. Kendi markam üzerinden özel parçalar üretmeyi düşünüyorum. Bununla alakalı çalışmalarım belli parçalarda var. Tamamen MM Power markası olan ürünler. Araba parçalarıyla, modifikasyon parçalarıyla devam edecek. Bunu tabii dünyaya yaymak istiyorum. Bir web sitesi ve orada store bölümünden insanlar istediği böyle normalde bulamadığı böyle özel projeler için hazırlanmış MM Power markalı parçaları alabilecek. Dünyanın en iyi egzoz firmalarından birisidir. İtalya'da ürettiriyor bu egzozu. Normalde bunu Türkiye'de de yaptırabilirdim ya da işte Çin biraz da bu rakamlar açısından daha değil ama biz burada kaliteli ürünü yenediğimiz için mecburen biraz daha böyle ürünü gerçekten böyle Ar-Ge'si iyi gelişmiş, dyno testleri yapılmış egzoz firmalarını tercih etmek istedim. Özel olarak zaten birçoğu Almanya'da firmada zaten bu İtalya'daki fabrikayı kullanarak fason egzoz ürettiriyor. Ama bizim kendi markamıza özel ve kullandığımız araçlardaki en büyük gereksinim olan işte bu egzoz sistemlerini bizde bulabilecekler insanlar. Tarih de var içinde. Arabayla alakalı, arabanın hikayesiyle alakalı, arabanın üstündeki parçalar ve kombinasyonla alakalı kısa bir bilgi yer alıyor. Üstünde arabanın motor numarası, şase numarası yazıyor ve benim kendi imzam var. Sıfırdan hazırladığım arabanın üzerinde bu var çünkü arabanın kendi var olduğu hali olmadığı için arabanın üzerindeki değiştirilmiş parçaları da insanlar oradaki özel üretim etiketinden görebiliyor. Ben uzun zamandır yapıyorum bunu. Özellikle sıfırdan hazırladığım arabanın hepsinde var. Biraz ayrıntıcı olduğum için aslında daha titiz bir görüntü olması gerekiyor. Bu arabalar bizden daha sonraki ikinci kullanıcı, üçüncü kullanıcıya ulaştığında arabaların tüm belgeleri ve yapılmış tüm işleri o arabayla beraber de sahip olabiliyorlar. Bir de E3350 var bu ama 3.16'dan döndürülmüş bir E3 ama facelift dedin sen bunu. Evet, bakyajlı bir 3.16'ydı. E3350'ler makyaj görmüyor, gördüğünde fabrika böyle yapıyor. O yüzden ben makyajlı bir arabayı alıp kesip onu makyajla çevirdim M3'e döndürürken. M3 projesi de 1,5 sene sürdü. Burada M3'ün şöyle bir hikayesi var. Biz tabii çocukluğumuzda bu E30M3 gerçekten çok bizim için çok farklı bir hayaldi aslında. Tabii ben o hayali gerçekleştirmek çok uzun sürdü. 2011-2012 senelerinde aslında orijinal bir M3 alacaktım, onu restore edecektim. Ama kısmet değilmiş ve diğer proje arabalarla ilgilenirken bir anda baktık ki yıl 2016. 2016'da dedim ki artık M3'ler çok pahalandı. Orijinal M3'ü o parayı almaktansa kendi M3'ümü kendi görmek istediğim gibi yaptım. Ve o arabanın da aslında bir hikayesi var. Çok fazla soru geliyor bana bununla alakalı. Niye işte bu arabada bu renk var, niye işte bu arabada bu motor var, diğer arabada başka bir işte M5 motoru var falan gibi sorular geliyor. Bunların da aslında bir hikayesi var, yani bir sebebi var. Bizde MM Power Garage olarak yani hazırladığım birçok arabada hiçbir şey tesadüfi üstüne takılmıyor. Yani proje en baştan aslında hazırlanıyor. O projeye sadık kalarak aslında bizim en son gördüğümüz yani görsel olarak hazırladığımız projedeki araba en son halini alıyor. Bu da onlardan biri oldu. Ben çünkü kullanacağım rengi araba projesine başlamadan önce hazırlamıştım. Motoru mesela niye E46M3 motoru koydum? E30M3'ler sadece kupe ve kabrio üretilen kasa tipine sahip. Sedan hiç üretilmedi. E46M3 de aynı şekilde aynı ruhla yapılmış bir araba.
Yani sedan üretilmedi, sadece kupe ve kabriyo üretildi. O yüzden o seneye uygun daha güçlü bir motor araba olduğu için E46-T5 motorunu bu yüzden taktım. Onun dışında renk olarak ben arabalara sadece revizyon yapmıyorum, ekstradan modifikasyon yapıyorum ama kendi orijinal ruhlarında oynamak istemiyorum. O yüzden BMW'nin kendi orijinal 2014 senesinde 1M kupede kullandığı Shakir Orange renk kodlu bir renge yaptım. M4 ve M6 da şu anda çıkıyor. Yani aslında yeni bir arabanın rengi, E30'da çıkmayan bir renk. Ben çünkü arabalara modifikasyon yaptığım için yılımıza uygun görsel almak istiyorum. Yani araba hem o klasik olsun ama bu 2017'de de yeniden yapılmış bir araba olduğunu herhalde belli etsin istiyorum. Bu ve bunun gibi birçok böyle ince ayrıntı var. Ben arabaları modifiye ederken, projelendirirken bunlara çok ciddi şekilde dikkat ediyorum. Çünkü çok böyle konulara ayrıntıcı giriyorum. Lan ne yapsak, çıksak mı ya? Vallahi abi istiyorsan çıkalım yani. Değil mi? Aynen. Söylesene abi. Alalım arabayı, çıkalım. Ben yani şimdi ben biliyorum, onlar için toplantısı var. Ondan sonra... Şaka, çağır abi kapının önüne. Evet, çağır abi, iki dakika abi, kapının önüne alalım ya. Önemli midir acaba toplantı? Abi onlar için toplantısı var ya, normalde toplantı mesela bu saatte bitmeyecekti de geç saat yapmışlar onlar. Biz sabah gelecektik. Biz hata ettik ha. Biz hata ettik. Aynen. Biz hata ettik. Sabah gelecektik. Hadi gelin gelin. Konuşalım. Hadi gel gel. Bunu bir alırsak. Ötüyoruz, sen manyak mısın? Oğlum biz çekim yapsak. Tamam tamam da. Gelsin. M3 ne hala? M30 şeyle mi çekeyim? 3.25 ile mi çekeyim? Tamam, arabayı ben hayatta kimseye vermedim. Hadi lan. Bakma bana. Lan hadi. Yok abi. Vallahi abi. Lan manyak mısın sen ya? Lan M4'ü istemiyorum, versene bunu işte. Bunu çekeyim. Lan oğlum M4'ün her şeyi var. M3'ün hiçbir şey yok. Manyaksın. İstemiyorum. Vallahi gazlamayacağız. Yok abi. Lan vallahi gazlamayacağız. Abla şimdi. Vallahi gazlamayacağız. Şimdi abi. Kanka ver, ne olur be. Lan git, bir çık, öbür araba benim de git. Lan onu alırım sonra gene. Vallahi gazlamayacağız lan. Vallahi billahi gazlamayacağız. Söz ver. Lan söz, vallahi gazlamayacağız lan. Şaka değil yalnız, bak onu söyleyeyim. Lan yok. Vallahi. Bak bu. Bu benim çok önemli. Sen rahat ol oğlum. Sen vallahi çok önemli. Vallahi diyorum. Sen rahat ol. Peki. Sen kardeşe... Ya kardeşine güven sen ya. Bu makine ya. O mu arabası? Tamam. Biliyorum biliyorum, sen rahat olun, ben bütün ya tümsekten müzik, ben arabadan ineceğim, tümsekten öyle geçeceğim. Tamam. O mu? Adamsız. Tamam. Siz şimdi ben dönüp tamam. Tamam şey yapayım. Kanka Allah razı olsun. Ama lütfen. Tamam o rahat olun. Sana güvenim var. Lan yemin ediyorum lan. Valla söz ya. Trust you. Hadi gör. Hadi görüşürüz. Yanlış anahtarı vermiş oğlum. Bu aslında benim çok önce 2005 senesinde, 2004 senesinde bir projemdi. Dünyada ilk defa bir club sisteminde numaralandırma, üye numaraları verme gibi bir şey yaptım arabaların üstünde. Ve bu club üyesi kişilerin üye arabalarının üstünde bir sticker olarak vardı numarası. Yani mesela Buğra Aklı'na 06 M-Power TV diye yazıyordu. Bu hangi ekibin arabası bir şey olduğunda o kulüp üyeleri buradan geliyordu. Ve harici etkinlikler için de özel pass kart çıkartmıştım. Etkinliklere rahatça girebiliyorlardı. Geçen sene böyle kayaklar, bir şeyler yapmıştık. Bu
kere ben de onu tutturacağım da. 10 kişiden oluşan bir kayak takımımız var. 4'ü snowboardçu. Motorsporların dışında ilk defa böyle sporla ilgilenen bir takım kurduk tabii. Çok eğlenceli geçiyor. Tabii Erciyes Dağı'nda burada en başımızda olmasının büyük bir katkısı var. Biz diğer kayak merkezlerine de gidiyoruz. Uludağ, Fandöken ve ona benzer yerler ama çoğunluk Erciyes'te gerçekleşiyor yarışlarımız. Ciddi, iyi bir ekip. Bayağı, bu, ben baktım ya iki tane videoyu da seviyorsun. Yayınlamıyorsun bunu. Aynen, yayınlama sorunu var. İnşallah bundan sonra. Değil mi? Yayınlamak lazım. Got time to feel, I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real, but I-